Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, geceniz hayırlı olsun, bereketli olsun. Beraat gecemiz hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah bugün arkadaşlarımızla beraber Beraat gecemizi anlatmaya çalışacağız. Anlayabildiğimiz kadarıyla. Sizlere, evlerinize misafir olacağız. Biz size dua edeceğiz. Sizlerden de dua isteyeceğiz. Allah izin verirse. Ama sözü fazla uzatmadan, sözlerin en güzeli Allah'ımızın kelamı, Kur'an-ı Kerim'le sözümüze başlayacağız. Eyyubiye ilçesi Ulu Cami İmam Hatibi Mustafa Yeşildağ hocamızdan bir Kur'an-ı Kerim dinleyerek inşallah sohbetimize başlamış olacağız. Buyurun muhterem hocam. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, beraatı konuşacağız dedik. Tabii bu vesileyle beraat gecesi denilince bunun içinde tevbe var, istiğfar var, rahmet var, merhamet var. Biz bütün bunları hep birlikte zamanımız yettiği ölçüde, dilimiz, gönlümüz el verdiği ölçüde konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Bu geceleri nasıl anlayalım? Hani tevbe, istiğfar sadece bu gecede mi yapılmalı? Yapılır. Tabii ki değil. Elbette değil. Bu geceleri nasıl anlayalım? Hani temsilde hata olmaz derler. Misal olsun diye söyleyelim. Evimizi her gün süpürürüz. Değil mi? Ama bazı temizlikler vardır. Haftalık yapılır. Bazıları aylık yapılır. Bazıları yıllık yapılır. Fabrikalarda da öyle değil mi? Günlük yapılan temizlikler vardır. Bakımlar vardır. Bir de yıllık yapılan bakımlar vardır. Ona benzetebiliriz. Yani
derin bir temizlik zamanı gibi düşünebiliriz. Yıllık bir bakım, bir tevbe, derin bir tevbe gibi düşünebiliriz. Kıymetli kardeşlerim, bu geceleri vesile bileceğiz. Kıymetini de bileceğiz. Bu geceleri özümüze dönme, kendimizi sorgulama, geçici olanla kalıcı olanı fark etme, kalp gözümüzü açma, gönül dünyamızı temizleme fırsatı arayacağız. Bu gibi gecelerde. Berat Kandili bu anlamda bize her türlü kötülükten beri, yani uzak olmayı öğretir. Aynı zamanda. Yılda bir kere gelen bu Berat Kandili, Berat gecemiz, bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten uzak olmayı, beri olmayı, beri özellikle söylüyoruz. Hani berat kelimesiyle beri aynı kelime olduğu için söylüyoruz. Onlardan teberra, yine bunu bilerek söylüyoruz. Teberra ederek uzak kalmayı öğretir bize Berat gecesi, kıymetli kardeşlerim. Berat gecesi, Berat kandili, Allah katındaki beratımızın yollarını öğretir bize. Onu nasıl elde edeceğiz, onu nasıl kazanacağız, bunu bize öğretir. Berat kandili, Yüce Rabbimizin nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine, bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, yaratılıştan kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı, bağışlayıcı olmayı öğretir bize değerli kardeşlerim. Gerçek özgürlük beratını nasıl alacağımızı, alabileceğimizi öğretir bize Berat Kandili. Berat Kandili aynı zamanda arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden nasıl kurtulacağımızı bize öğretir kıymetli kardeşlerim. Berat demek, bera ve vela gibi iki önemli adımın sonucunda gerçekleşen zirve bir durumdur değerli kardeşlerim. Bu iki adımdan ilki bera diyoruz ki, bu şerden, fesattan, vicdansızlıktan, insafsızlıktan, kötüden, kötülüklerden teberra etmek, yani uzak durmak anlamına gelir. Bu geceyi idrak eden her mümin, kötülüğe olan mesafesini ölçecek, kötülüğe giden yolları kapatmaya bir kere daha karar vermelidir. Yani bir bakıma biz bu geceye karar verme gecesi diyebiliriz. Neye karar verecek? Hani nefis dediğimiz bir yapı var bizim içimizde malum. Nefse mi boyun eğecek, yoksa nefsin isteklerine karşı mı duracak? Şeytana mı boyun eğecek, yoksa şeytanın dediklerine karşı mı duracak, isteklerine karşı mı duracak? Bir karar verme dönüm noktası olacak, olmalıdır bu gece bizim için inşallah. Bunun ikinci adımına biz vela diyoruz. Birinci adımı neydi? Bera. İkinci adımına vela diyoruz. Vela demekle neyi kastediyoruz? İnsanın sadece kötülükten uzak durmasının yeterli olmadığını söyleyerek, bununla beraber
iyiliğe yaklaşmak, kötülükten uzak durmak az bir şey değil. Ama onun yeterli olmadığı bilinciyle aynı zamanda iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyi ile birlikte olmak anlamına gelir. Vela, kıymetli kardeşlerim. Berat Kandili bize aynı zamanda Allah'a dost olmanın yollarını gösterir. Hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları gösterir. Bunları arama gecesidir. Değerli kardeşlerim, Berat en derin anlamıyla bir bağışlanma gecesidir. Bağışlanmaya, tevbeye, istiğfara bir vesiledir, bir aracıdır. Diyelim, ben biraz böyle giriş mahiyetinde konuşmuş oldum. İnşallah sohbetimizi arkadaşımız Eyyubiye İlçe Müftülüğü vaizimiz Mustafa Uğraş hocamızla birlikte yürüteceğiz. Birlikte söyleşi halinde devam edeceğiz. Ben böyle bir giriş yaptıktan sonra Mustafa hocamıza sözü bırakayım. Mustafa hocam, biz böyle bir giriş yaptık. Siz Berat ile ilgili neler söylersiniz? Buyurun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz 3 aylara başlarken şöyle bir dua yapmıştık. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasını yapmıştık. Ve şu anda biz Şaban ayı içerisindeyiz. Recep ayını geride bıraktık. Şaban ayının içerisinde de Berat gecesine kavuşmuş bulunmaktayız. Bütün izleyicilerimizin de Berat gecesini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak ihya etmeyi, bereketli geçirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Aziz izleyiciler, Berat gecesini Sayın Müftümüz açıkladı, ne manaya geldiğini ifade ettiler. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi aktarmak istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın gözlerinden kaybolur. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a aramaya başlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve Peygamber aleyhisselamı secdede bulur. Secdede yalvardığını, yakardığını görür Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a. Tabi Hazreti Ayşe der ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğini zannettim. O kadar ki secdede duruyordu, kımırdamıyordu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye dönüyorlar niyazını bitirdikten sonra. Ve Peygamber aleyhisselam Hazreti Ayşe diyor ki, işte bu gece Şaban ayının 15. gecesi, yarısı gecesi. Bu gece Cenab-ı Hak rahmetiyle dünya semasına iner ve Beni Kelb kabilesinin o koyunlarının yünleri adedince insanları bağışlar der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu gece bağışlanma gecesi. Bu gece Allah'ın rahmetinin bol bol sağanak sağanak yağdığı çok önemli bir gecedir. Bu gece fırsat gecesidir, değerlendirme gecesidir. Bu geceyi değerlendirebilenler beraatini alırlar. İnsan nasıl ki borçlu olur, o borcunu ödemek için çalışır, didinir. Hele hele bu borcu fazlaysa, ödemeyecek durumdaysa, sonra onu bir yerden temin ettiği zaman borcunu ödediğinde, maliye gittiği zaman borcunu ödediğinde kendisine bir kağıt verilir, berat verilir, sen borcunu ödemişsin denilir kendisine. Aynen öyle de kişi Allah'ın huzuruna bu gece varır. Allah'tan beratını ister, mağfiretini ister, bütün günahlarından tövbe eder ve Yüce Rabbimiz de bu gecede bu kendisine gelen kullarını boş çevirmeyecek, onların beratını verir. Ey kulum, ben de seni bağışladım der.
İşte bu şekilde kul yükünü hafifletmiş olur, günah yükünden kurtulmuş olur. Bundan dolayı bu geceye kurtuluş gecesi de denilmiş. Günahlardan kurtuluş. Çünkü yükü hafiflemiştir, günahlardan kurtulmuştur. O kişi dünyanın en bahtiyar insanı olmuştur. Çünkü Cenab-ı Hak onun beraatini vermiştir. Bu gece ne mutlu o insana ki Rabbinin huzuruna çıkıp da beraatını elde etmiştir. Allah'a yönelmiştir. Allah'tan af dilemiştir. Sanki bu gece Cenab-ı Hakk'a tövbe eden kimse şöyle demiş olur ruh haliyle, kendi bedeniyle. Ya Rabbi, ben senin elçin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki bu gece insanlar bağışlanıyorlar. Sen Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince, yünleri adedince bağışlamada bulunuyorsun. Ben de bu gece senin huzuruna çıktım, geldim ya Rabbi. Sen beni de o bağışlanan kullar zümresine ilhak eyle diye kişi lisan-ı haliyle böyle demiş olur. Namaza durduğu zaman, geceyi ihya ettiği zaman, Kur'an'a yapıştığı zaman, Kur'an'ı okuduğu zaman, işte bu gece onun için beraat gecesi olmuş olur. Bu gece onun için kurtuluş gecesi olmuş olur. Yoksa nice insanlar vardır ki nice nice geceler geçirmişler. Hatta bırakın beraat gecesini, Kadir gecesini geçirmişler. Ama bir şey yapamamışlar. Ya Rabbi, ben bütün günah ağırlığımla huzuruna geldim, beni bağışla diyememişler. Ve onlar için Kadir gecesi olmamış, Berat gecesi olmamış. Madem ki Cenab-ı Hak bizi böyle bir güne ulaştırdı, böyle bir mübarek bir geceye ulaştırdı. Ve başta ifade ettiğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasını yaptık. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duası Recep'i, Şaban'ı hakkımızda bereketli kıl, Ramazan'a ulaştır diye dua etmişti. Biz de dua ettik, kısmen şu anda Recep'i geçirdik. Şaban ayının yarısına, hatta 3 ayların tam ortasında şu anda bulunuyoruz. Tam ortasında. Rahmetin tam ortasında bulunuyoruz. İnşallah bu vesileyle Rabbimiz hepimizi bağışlar, hep beraber cennette de güzel bir sohbet meclisinde orada da bir araya geliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baş köşede, bizler de onun ümmeti olarak inşallah bağışlanmış bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oluruz diye. Bu şekilde ben de ifade edeyim. Biraz da doğrusu Adem Hoca'dan biraz da istifade etmek istiyoruz. Razı olsun. Hep beraber bu geceyi böyle götüreceğiz. O hani Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca derken onu şöyle mi anlayalım? Hani kılları saymamız, tüyleri saymamız herhalde mümkün değil. Evet. Onu şöyle mi anlayalım? Yani sayısız kulunu affeder. Herhalde öyle anlayacağız yani, değil mi? Sayısızca. Arapçada kesretten kinaye deniliyor. Denir, evet. Yani gerçekten Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, yani onu zaten sınırlayamayız, sınırlandıramayız. Allah-u Teala ben affederim dedi mi, herkesi bağışlayacak. Tabii bazı istisnalar var. Tövbe etmedikleri zaman şirki bağışlamayacak. Tövbe etmedikleri zaman anne babasına isyan edenleri bağışlamayacak. Ama onun dışında bakıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti çok umumi, rahmeti, gazabını geçmiştir. Her ne kadar insanlar isyanda ise Allah-u Teala kullarını seviyor, kendisine yönelmelerini istiyor. Bu fırsat gecelerini bizlere değerlendirelim, değerlendirelim İnşallah. Diye Cenab-ı Hak bizlere evet. Böyle bir fırsat vermiş. Hani bu fırsat gecesi derken onu da şöyle mi anlasak acaba? Misal veriyorum ben şimdi. Bizim memleket Manisa. Belki izleyenlerden duyanlarımız vardır. Her sene ilkbaharın Mayıs, Nisan'ın son günlerinde mesir macunu şenlikler dağıtılır. Olur. Böyle. Orada
büyük bir meydanda caminin üzerinden caminin üzerinden dağıtılır. İnsanlar gelir oraya. O dağıtılanlardan böyle artık herkes kapmaya çalışır. Evin elini açar, kimisi şemsiyeyi ters çevirir böyle. Hani ondan alabilmek için senin orada olman lazım. Evet. Orada olman da yetmiyor. Bir şeyi açman lazım. Avucunu ki açacaksın. O macun, mesir macunu, o tatlı bir özel bir şifa niteliğinde bir şeydir. Ondan alabilesin. Şimdi tamam, bu geceler bağış gecesi. Allah'ımız dağıtıyor. Dağıtıyor ama senin bu rahmetten alabilmen için elini, avucunu, şemsiyeni, gönlünü açman lazım. Açmazsan kendi kabuğunda herhalde bizim içimize düşmez diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi sizin okuduğunuz hadis-i şerife ekleme anlamında Peygamberimiz Aleyhisselam bu gecelerde Allah'a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde de oruç tutulmasını tavsiye ediyor malum. Ama evet, burada şöyle bir küçük bir bilgi verelim biz. Şimdi gecesi ne zaman bunun? Bu gece. Bu gece. Gündüzü ne zaman? Yarın. Hani böyle bir yanlış anlama var. Bu geçirdiğimiz gündüzü, Berat'ın gündüzü gibi düşünüyoruz. O biraz sanki Türkçeden kaynaklanıyor. Hani Türkçede önce gece sonra gündüzler zikrediliyor. Yani tam tersi, önce gündüz sonra gece. O zaman şöyle dini anlamda, hani bir günün 24 saatlik zamana bir gün diyoruz biz. Evet. Bir gün. Bu 24 saatlik gün miladi takvime göre ne zaman başlıyor? Gece saat 12'de başlıyor. Ertesi gece 12'de bitiyor. Bir gün oluyor. 24 saat oluyor. Ama dini anlamda bu gecenin başlangıcı olan akşam namazıyla beraber başlıyor. Evet. Güneş battı mı gece başlıyor. Şimdi 24 saatlik gün dini anlamda akşam namazında başlıyor. Evet. Dolayısıyla dini olarak pazar günü başladı. Bugün akşam namazında başladı. Dolayısıyla Berat gecesi bugün, gündüzü de yarın. Daha iyi anlaşılır diye söyleyeyim. Mesela halk arasında cuma gecesi derler. Biz ne zamana cuma gecesi diyoruz? Perşembeyi cumaya bağlayan geceye. Gece. Niye cuma gecesi? Cuma ertesi günü değil aslında. İşte akşam namazında gün başladığı için o geceye biz cuma gecesi diyoruz. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra devam edelim. Yani hani bazen şu soru da soruluyor. Acaba biz bugün mü oruç tutalım, yarın mı tutalım falan sorular geliyor. Oruç tutacaklar için söyleyelim o zaman. Evet. Pazar günü yarın tutulacak. Yani Berat için oruç tutacağım diyorsa pazar günü tutulacak. Hocam ben bugün tutmuştum. Allah kabul etsin, boşa gitmez. Yani. Oruçtur yani. Tekrar. Boşa gitmez. Hiçbir zaman boşa gitmez. Yarın da tutarsınız. Hatta pazartesi de tutarsanız 3 gün olur. Malum pazartesi, perşembeler sürekli sünnettir. Peygamberimizin adetidir, sünnetidir. 3 gün üst üste tutmuş olursunuz. Hiçbir zararı yok ama faydası var mı? Çok büyük faydası var. O da ayrı. Yani bunları Peygamberimiz Aleyhisselam tavsiye etmiş. Güneş batınca Cenab-ı Hakk'ın dünyaya rahmetiyle tecelli ederek fecre kadar, yani imsaka kadar diyelim biz, seher vakti çıkıncaya kadar ilan ediyor melekleri vasıtasıyla. Bağışlanmak isteyen yok mu? Bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Derdi sıkıntısı olan varsa onlara şifa vereyim. Dertlerinden kurtarayım. Yani ne istiyorsunuz? İsteyin, ben vereyim demektir bu. Ne istiyorsunuz? Yani aslında muhtaç olan biziz. Allah bizi çağırıyor. Siz gelin diyor. Bize diyor ki ne istiyorsunuz? Evet. Hani bazen böyle zenginler diyelim ya da hayırseverler diyelim, mağdur birisiyle karşılaştığı zaman sorarlar ya, neye ihtiyacın var? Evet. Senin durumun ne? Sıkıntın ne? Neye ihtiyacın var? Sorarlar ya. Evet. Cenab-ı Allah sanki öyle diyor bize. Ne istiyorsunuz benden? Ey kulum, ey kullarım, vereyim. Yeter ki diyor, siz elinizi, gönlünüzü açın,
bana ya Rabbi diye dua edin, isteyin, ben de vereyim diyor Cenab-ı Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri. Yani bu seher vaktine kadar biz derdimiz neyse, ihtiyacımız neyse Allah'ımıza arz edeceğiz, dua edeceğiz ve hiçbir duanın da karşılıksız kalmayacağını bilerek dua edeceğiz. Evet. Hani bazen bu konuda biz yanılıyoruz. Dua ediyorum, olmuyor. Nereden biliyorsun olmadığını? Dua başlı başına ibadet zaten. Zaten sağlığı ibadet. Zaten veriliyor. Aynen. Evet. O zaten ibadet. Vermediğini nereden biliyoruz? Yani. Hani dua biraz uzun bir konu. Ama şu kadarını söyleyeyim. Asla ve kat'a hiçbir dua karşılıksız kalmaz. Sadece şunu söyleyeyim. Duayla bağlantı kuralım diye. Mesela 4 yaşındaki bir çocuk. Kış, soğuk bir günde. Ben misal veriyorum şimdi. Çarşıdan elini tuttuk, gidiyoruz. Hani pek yok ama var, kabul edelim. Orada bazı yerlerde var zaten. Bir dondurma satıyor mesela. Şimdi çocuk onu görmüşse tutturur, bana dondurma al. Her istediği, her gördüğünü istiyor çocuk. Şimdi hani zararı var yok, öyle bir tartışmaya girmeyelim de. Ben bir misal veriyorum yani. Şimdi normalde bizim bilgimize göre dondurma soğuktur. Soğuk kış gününde yenildiği zaman en azından boğazını rencide eder. Evet. Hastalığa dönüştürebilir. Çocuk bunları hesap etmez. Tutturur ister ister. Ama biz büyük olarak deriz ki hayır. Yok. Anlıyorsa izah ederiz. Şimdi bu örneği niye verdim? Biz Allah'tan isteriz. Her şeyi isteriz. Ama istediğimiz şey bizim için faydalı mı, zararlı mı, bizim ne işimize yarar, yaramaz, biz bilmiyoruz. Evet. Yani dua ettim, verdi, vermediği böyle düşünelim. Yani kişi isteyecek ama verirse Allah ne ala? Bizim ihtiyacımıza göre verir. Evet. İhtiyacımıza göre. Yani duayı bu şekilde böyle kısacık söyleyerek geçmiş olalım. Konumuzu çok fazla dağıtmamak adına söylüyorum. Yani Cenab-ı Allah'ımız buyuruyor ki, isteyin, yeter ki isteyin. Ben sizin isteklerinize mutlaka cevap vereceğim, karşılık vereceğim buyuruyor. Bu tabii aynı zamanda bizim için bir müjdedir. Peygamberimiz Aleyhisselam aracılığıyla bize verilmiş bir müjdedir. Hocam şimdi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesinden bahsettiniz. Yani Peygamber aleyhisselam da bir özelliği sıdık, sadık olması. Yani bunu söylemişse gerçekleşecektir. Şimdi bakıyoruz ki mesela Ka'b bin Malik var. Ka'b bin Malik Tebük seferine katılamamıştı. Bu yönüyle bir günah işlemişti, gidememişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ayırmıştı. Sen bekle, Allah senin hakkında ne hüküm verecek? Biraz bekletti onu. 50 günü öyle bekliyor. Biraz geniştir, onu kısa tutayım. Ve en sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresindeki ayetler nazil oluyor. 50 gün kendisiyle konuşulmamış Ka'b bin Malik sabah namazını kılarken bir müjdeci geliyor. Diyor ki ey Ka'b, müjdeler olsun sana, Allah seni bağışladı diyor. Allah seni affetti diyor. Hemen o sevinçle üzerinde elbisesi ve elbisesini çıkarıyor, veriyor. O adama veriyor. Allah beni bağışlamış diyor. Ve o sevinçle mescide gidiyor. Mescide Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Ka'b, sen annenden doğduğun gün gibisin, kutlu olsun, tövben kabul edildi diye. Ve o sevincinden diyor ki ya Resulullah, bütün malımı bağışlayacağım diyor. Yani Allah bana en büyük nimeti verdi, beni bağışladı. O halde malı ne yapacağım? Malı da bağışlayacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Ka'b, sen malının bir kısmını kendine ayır. Bir kısmını tasadduk edebilirsin. Ancak bir kısmını kendine ayır diyor ve kendisine ayırıyor. Yani demek ki insan bağışlandığını bildiği zaman çok huzurlu olması lazım.
müthiş bir sevinç duyması o, lazım. O herkese verilen bir müjde değil, evet, malum. O büyüğümüze, sahabe-i kirama verilmiş ama evet, herkese verilmiyor. Yani demek ki insan yöneldiği zaman evet, Allah-u Teala gel diyor. İnsan öyle bir ümitle gidecek. Sanki verilmiştir gibi o ümitle gidecek ama tabii günahlardan da çekinecek. O korkuyu da yaşayacak. Aynen. İnşallah. Yani bu gecelerde vesile bilerek bize düşen, bize yakışan tefekkürdür, niyazdır, tevbedir. Bu geceleri vesile bilerek biz bir silkelenme, yenilenme ümidiyle hep birlikte tövbe etmemiz lazım. Hep birlikte derken tabii bu gece bütün Müslümanlar evlerinde bireysel, münferit dua edecekler ama hep birlikte şöyle yapabiliriz aslında. Hani yatsı namazını camilerimizde kıldık, hep beraber dua ettik, amin dedik. Evlerimizde de çocuklarla birlikte ailecek böyle bir toplu dua yapmanın çok daha muteber olacağını biliyoruz ayet-i kerimelerde. Çünkü bu ifade ediliyor. Tûbû ilallâhi tevbeten nasuha. Tûbû ilallâhi cemiyan şeklinde de geliyor. Yani dualarınızı toplu yapın, birlikte yapın. Büyüklerimiz bunu şöyle izah ediyorlar. Ola ki o amin diyen cemaatin içerisinde bir tanesinin duası makbul olursa onun vesilesiyle Cenab-ı Allah hepsini kabul eder. Bağışlar. Ha, düşünelim mesela biz şimdi dergah camisine yakınız. Dergah camisinde kaç kişi vardır değil mi? Binlerce kişi. Hep beraber amin dediğimizi düşünelim. Üç kişinin, iki kişinin, bir kişinin duası makbul ise bütün cami cemaatinin duası makbul olur. İstekleri yerine geliyor. Yani evet, bu ayeti kerimeyi biz böyle aynı zamanda bir müjde gibi de anlayabiliriz. Tevbe edeceğiz. Neye tevbe edeceğiz peki? Samimiyeti, edebi, erdemi unutan, riya ve gösterişi öne çıkaran halimize tövbe edeceğiz. Yani şimdi bazı kardeşlerimiz de soruyor da hem onlara biraz yol açmak, yol vermek adına örnek vererek ben gidiyorum. Bu halimize tövbe edeceğiz. Bu tevbelik bir durum mu? Evet. En önemli tevbelik durumlardan birisi. En yakınlarımızdan bile sevgiyi, merhameti esirgediğimiz, eşimizi, çocuklarımızı ihmal ettiğimiz, akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, mültecileri unuttuğumuz günler için tevbe edeceğiz. Rabbimizin bize emanet ettiği dünya evini harap ettiğimiz için, dünya bizim için büyükçe bir ev değil mi? Bunu harap ettiğimiz için, bozduğumuz için, huzur ve adaleti sağlayamadığımız, kan ve gözyaşını durduramadığımız için tevbe edeceğiz. Şu anda birçok ülkelerde insanlar, kardeşlerimiz, bizim can, kan, din kardeşlerimiz mağdur, mazlum, kan revan içerisinde. Onlara o gözyaşlarını durduramadığımız için yardım da edeceğiz ama tevbe de edeceğiz. Kendimiz için istediğimizi din kardeşlerimizden kıskandığımız, İslam coğrafyasında ikilik ve kavgayı, didişmeyi sona erdiremediğimiz, kıvranan toprakların acısını dindiremediğimiz için tövbe edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan rivayet edilir malumunuz. Bazen de Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet edilir. Ne diyor, ne buyuruyor? Hasibu kable en tuhasibu. Kendinizi sorgulayın. Ne zaman? Allah sizi sorgulamadan önce siz kendinizi sorgulayın. Hesaba çekin. Allah'ın huzuruna varmadan kendinizi şöyle bir hesaba çekin. Kendinizi şöyle bir yoklayın, sorgulayın. Arkanıza dönün bir bakın. Gününüze dönün bir bakın. Yılınıza dönün bir bakın. Bugün benim günüm nasıl geçti? Ne yaptım ben bugün? Kime ne yaptım? Artılarım ne, eksilerim ne? Kime ne faydam var? Kime ne zararım var? Kime karşı haset duydum? Kimin elinden tuttum? Vesaire. Evet. Bir yılımızı,
Hani beraatı konuşuyorsak bugün madem, o zaman geçen yıl beraattan bugüne kadar bir yıl geçmiş. Ben ne yaptım? Kime ne faydam var, kime ne zararım var vesaire. Hasibu kable entü hasib. Allah sizi sorguya çekmeden siz kendinizi sorguya çekin. Yani kişi sadece şunu düşünebilirse, yani ben şu anda ölecek olursam, ölsem, acaba Allah'ın huzuruna da çıkarırsam. Ölme ihtimali de var. Var. Her an kişi ölebilir. Herkesin başına gelebilir. Ben şu anda Allah'ın huzuruna çıkacak olsam, acaba ben Allah'a bu yaşadıklarımın, bunlar bana sorulsa, ben acaba cevabını verebilecek miyim? Bugünün veya bu saatin, sen bu saatte benim için ne yaptın dese, acaba ben nasıl cevap vereceğim? Kişi yani böyle bulunduğu saatten başlaması lazım. Ondan sonra geriye doğru ta ergenlik çağına kadar düşünecek, tefekkür edecek. Ve inşallah bu vesileyle bir dönüş vesilesi olur. Kendisine gelir, ben bütün bunları yapan benmişim, ben mi yaptım gibi böyle bir karar alır. Belki bu şekilde Allah'a dön. Hani bazı sahabeler böyle düşünüyorlar yani cahiliyet dönemine bakıyorlar. Allah Allah, bunları ben mi yapmıştım? Cahiliyet döneminde Hazreti Ömer için söyleniyor. Kendi kız çocuğunu gömmüş, düşünüyor. Bunu nasıl yapar? Ömer bunu nasıl yapmış? Kendi kızını nasıl gömebilmiş Ömer? Kendisini sorguluyor, hesaba çek. Yani bu söz Hazreti Ömer'e... Yaptığına inanamıyor. Yani o Ömer ben miydim? Zaten İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İki farklı Ömer, birbirinden evet. Çok farklı. %100 farklı olan iki Ömer. İşte bu gecelerde bize bir farklılık vermesi lazım. Yani gece girişimiz ile çıkışımız aynıysa, bir değişiklik yoksa bizde, demek ki beraatimizi alamadık. Bu geceyi tam bu fırsattan tam istifade edemedik gibi bir netice çıkıyor. İnşallah öyle bir netice. İnşallah biz beraatımızı alırız. Öyle biz Allah'ımızdan isteyeceğiz. İnşallah. Hani nefis muhasebesi diyoruz malum biz buna. Kendini sorgulama. Kendini hesaba çekme. Şimdi nefis hep konuşuyoruz da. Bu nefis nasıl bir şey? Görünüyor mu? Acaba konuşuyor mu? Nasıl bir şey bu? İnsanın neresinde? Neresinde? Şöyle örnek verelim biz. Hani nefsin dışa vurmuş halleri diyelim biz buna. Nefsin dışarıdan görünen halleri nedir? Menfaat. Yani her şeyi ben duygusuyla yapmak, hareket etmek. Şöhret. Bunlar hep nefsin görünen halleri. Yani ayak izleri. Onu gösteriyor. Kendisi bize. Kendisi evet. Ayak izi değil kendisi. Kendisi. Hırs. Şehvet. Şöhret. Şehvet. Kin. İnat, garaz, efendim, gıybet, iftira, daha siz de ekleyebilirsiniz. Yani, bütün bunlar... Hocam nefsi bize resmettiniz, artık görebiliyoruz yani. Böyle bu saydığınız nefis, özellikleri... İşte bunlar, hasedi dedik değil mi? Evet. Haset en büyüğü. Bunlar nefsin dışa vurmuş hali. Allah muhafaza eylesin. Allah'ımız muhafaza eylesin. Yani bunların daha saymadıklarımız da var. Kalbin, insanın veremi, bugün kadıyla virüsü korona, ne derseniz deyin. İnsanı içeriden çürüten hastalık. İçeriden. Evet. Allah muhafaza eylesin. İşte bu gece biz bütün bu duygularımıza karşı tevbe edeceğiz. Tevbenin bir başka anlamı, hani hep tevbe tevbe diyoruz, pişmanlıktır. Şöyle de diyebiliriz, ya Rabbi ben yanlış yaptım, ben senden af diliyorum, ben senden özür diliyorum, söz veriyorum, bundan sonra da yapmamaya, ama ne olur benim geçmişte yaptıklarımı affediver ya Rabbi, evet, diyebileceğimiz
bir yani, gün bir gecedir bu gece. Şimdi Peygamber Aleyhisselam insanları tövbeye davet ederken ya eyyühennas tuğbu ilallahi ve estağfiruhu. Yani hem Allah'a tövbe edin, yönelin ona, hem de istiğfar. İstiğfar edin, Allah'tan istiğfar dileyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, böyle biraz konumuz ağırlaştı ama ağır olsun. Mustafa hocamızdan bir kaside dinleyeceğiz ama bir ara vereceğiz kısa. İnşallah ondan sonra kasideyle devam edeceğiz. Esirem nefselinden zevkim olmaz saate ya Rab. Yüzüm bir hayre dönsem döndürür masiyete ya Rab. Şefaat kanını gönder bu asi ümmete ya Rab. Bize la teknetudan müjde verdin rahmete ya Rab. Ah vücudum gitti elden, hab-ı gaflet gitmedi hala. Cehalet çağı bitti, nefse hizmet bitmedi hala. Hitame yetti ömrüm, kizb-ı gaybet bitmedi hala. Şefaat kanını gönder bu asi, bu günahkar ümmete ya Rab. Bize la teknetudan müjde verdin rahmete ya Rab. İlahi maksadı aksamız ancak nur imandır. Senin hifzin müyesser olmazsa hallar perişandır. Günahkar olmazsa affın kime mahsusu şayandır. Şefaat kanını gönder bu asi, bu günahkar ümmete ya Rab. Bize la teknetudan müjde verdin rahmete ya Rab. Razı olsun. Ağzınıza sağlık. Hocamız da tam geceye uygun olarak mağfiretten bahsetti kasidesinde. La taknatu'dan bahsetti. Yani ayet-i kerimeden iktibasla. Yani Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allahu Teala'nın rahmeti geniştir dedi bizlere. Oradan müjde verdi bizlere. Allah razı olsun. İnne rabbeke vasi'ul mağfire. Evet. Allah'ın mağfireti geniştir. Şimdi bu gecede mağfiretten bahsettik. Tövbeden bahsettik. Bir de bu gece yani Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de inne enzelnehu fi leyletil kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik ve Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani o ayı hayırlı hale getiren, günü hayırlı hale getiren, geceyi hayırlı hale getiren Kur'an, Allah'ın kelamı. Yani Allah'ın kelamı bir yerde bulunduğu zaman, okunduğu zaman
orayı hayırlı hale getiriyor, bereketli hale getiriyor. Bu gecenin olmazsa olmazı, bereketlendirmek istiyorsak bu geceyi elbette ki Kur'an okuyacağız. Yani hiç bilmeyenler bir Fatiha okuyacak, Kur'an'dandır. Bir İhlas okuyacak, 3 tane İhlas okuyacak, Kur'an'dandır. Ve bilenler Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar, onunla münacat edecekler. Çünkü Kur'an bir muhafızdır aynı zamanda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'en li ashabihi. Kur'an okuyunuz, Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyana şefaatçi olarak gelir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an bir ailede okunduğu zaman, uygulandığı zaman kişiyi korur, aileyi korur, çocuğu korur, nesli korur. Yani bir toplumu korur. Kur'an muhafızdır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze müminleri, Müslümanları huzura eriştiren Kur'an olmuştur. Yani sahabeyi koruyan Kur'an. Kur'an okunduğu zaman onların hallerinde bir değişiklik meydana geliyor. Kur'an onları değiştiriyor. Yani onları hayra yönelik değiştiriyor. Kur'an bir yerde okunduğu zaman o yere rahmet iniyor, bereket iniyor. Şair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylüyor. Diyor, وَمَا مَدَّحْتُمْ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَّحْتُمْ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ. Ben Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederek aslında onu övmüş olmadım. Ondan bahsederek sözlerim övüldü. Ortam güzelleşti, sözleri güzelleşti. Peygamberden bahsetmek sözleri bu kadar güzelleştiriyorsa, ortamı bu kadar güzelleştiriyorsa Kur'an'dan bahsetmek, Allah ile konuşmak elbette ki orayı rahmete çevirir. Elbette ki orayı en güzel bir mekan haline getirir. Kur'an bu gece önemli. Bu gece elimizden geldiği kadar Kur'an okuyalım. Ve İslam'da imandan sonra en önemli hakikat, namazı da unutmamak. Kaza namazlarımız varsa özellikle en az bir 5 vakit namazın bir kazasını yapalım. Yoksa nafile olarak namaz kılalım bu gecede. Çünkü hocam ben Razi tefsirinde okumuştum. Hafizu ala salavati ve salatil vusta, Bakara suresinin 238. ayetinde Allahu Teala işte namazları muhafaza edin diyor. Şimdi orada çok ince bir şey söylüyor. Şimdi muhafaza kelimesi Arapçada müfaale kalıbından, yani karşılıklı yapılan bir iştir. Karşılıklı. Türkçe'de hani işteş deniliyor. Mesela mektuplaştı diyor. Beraber yapılmış. Dövüştüler diyor. Beraber yapılmış. Muhafaza da beraber yapılan bir şey. Sen namazı muhafaza ettin, kıldın, ikame ettin, yerine getirdin. Peki namaz seni nasıl muhafaza edecek? Namaz da seni muhafaza ediyor. Onda başka bir ayet diyor ki muhakkak seni bütün kötülüklerden namaz koruyacak. Korur. Koruyor diyor. Fuhşiyattan koruyor. Gönlünü koruyor, içini koruyor. Ve Razi orada diyor ki burada sen namazı koruduğun zaman namazın sahibi olan Allah seni koruyacak. O vazifeyi yapacak. Seni kendi haline bırakmayacak. Namaz seni koruyacak. İşte namazın bizim için kalkan olabilmesi için, yarın bizi cehennemden koruyabilmesi için, bugün bizi kötülüklerden koruyabilmesi için, nefsimizi koruyabilmesi için, neslimizi koruyabilmesi için namaz ile arayı çok sıkı tutmak lazım. Namazı hiçbir zaman bırakmamak lazım. Çünkü bizi Allah'a ulaştıran en önemli vasıta, vesile namazdır. İnsanı, oruç için de aynı şeyi söylerler, evet, ya hani. Oruçta kalkan. Orucu tutarken oruçta sizi tutar. Evet. Derler ya hani. Aynen öyle. Evet. Yani oruçta tutuyor, namazda tutuyor. Yani özellikle namaza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru diyor.
sıkıldığı zaman yöneldiği bir şey. Ey Bilal, bizi rahatlat diyor. Bir ezan oku da namaz kılalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adeta hani şu anda hastaneler psikoloğa falan gidiyorlar ya. O dönemde psikolog işte namazdı. Namaza yöneldiğin zaman içinde bulunan her şeyi Allah'a sunuyorsun. Ya Rabbi, ben yapamadım, beceremedim, sıkıntılarla baş edemedim. Sıkıntıyı veren de sensin, her şeyin sahibi sensin. Sen düzeltirsin, sen yaparsın, sen çare bulursun der insan ve samimi diyen insanı da Allahu Teala darda bırakmıyor. Ona bir sabır gücü veriyor, kuvvet veriyor. Zaten namaz ile sabır aynı yan yana zikrediliyor. Ya eyyühellezine amenü isteinu bis sabri ve salah. Sabır ve namaz ile Allah'tan isteyin diyor. Yüce Rabbimiz o şekilde bildiriyor. Dolayısıyla bu gecede sabrımızın artması, namazın bizi muhafaza etmesi için namazda aramızı düzelteceğiz. Bu vesileyle Allah'la aramız düzelmiş olacak. Allah'la arası düzelen bir insan, bir toplum elbette ki dünyanın en bahtiyar toplumu olacak. Zannediyorum Adem Hoca'nın da söyleyeceği bir takım şeyler var. Zamanımız da daralıyor. Dua edeceğiz. Duaya geçmeden önce şimdi tevbe deyince biz sadece ellerimizi açıp sözlü tevbeyi anlıyoruz. Tamam. Bunda sıkıntı yok ama bazı ayet-i kerimelere bakıyoruz. Ben birkaç tane okuyacağım, örnek vereceğim. Ondan sonra duaya geçeceğiz. Mesela Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً Allah'a söz vermiş. İman edip salih amel işleyerek Allah'a söz verenler için mağfiret vardır. Şimdi, iman edip salih amel işleyen, işleyerek Allah'a söz veren. Yani lehum mağfira ve ecrun azim. Bunlara büyük mükafat var. Mağfiret var. Mağfiret nedir? Affedilmektir. Evet. Bağışlanmaktır. Rahmete kavuşmaktır. Evet. Yani tevbedeki şey de bu değil mi? Ulaşmak istediğimiz nokta bu değil mi? Günahlarımızın bağışlanması artı sevap kazanmak değil mi? Evet. Ama bunun sadece sözlü olarak yapılması gerekmediğini ya da şöyle diyelim, bunun sadece sözlü olarak yapılmasının yeterli olmadığını anlıyoruz. Bunun beslenmesi lazım. Sözlü olarak yaptığımız tevbelerin, istiğfarların salih amellerle, kamil imanlarla beslenmesi lazım. Muhafaza edilmesi lazım ki bu kendini koruyabilsin. Değilse hani rüzgar fırtınadaki ateşe benzer, mum ışığına benzer der eskiler. Hani bunu salih amellerle besleyip büyütmemiz lazım. Bazen rüzgar estiği zaman bakıyorsun ki bazı ağaçlar kırılıyor. Ama bazıları dimdik ayakta, bir şey olmamış. Sapa beslenmiş, sağlam. Kökü sağlam. Kökü sağlam, etrafı sağlam. Yani. Onun gibi yani imanın, tevbenin, istiğfarın böyle salih amellerle, kamil imanla beslenip sağlam yere oturtulması lazım. Daha çok var buna benzeyen. Ben zamanımız olmadığı için bunu okuyarak duamıza geçeceğiz ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi hepimiz hani cennete gitmek istiyoruz değil mi? Evet. Peki nasıl gideceğiz? Bir şey yapmamız lazım. Sadece istemek yetmiyor. Yani istemek herhalde tabii Allah'ın mağfiretine, merhametine biz bir şey diyemeyiz. Ayrı bir şey. Ama bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla sadece istemenin yeterli olmadığını anlıyoruz. Ama bunun yollarından birisini gösteriyor Allah'ımız Celle Celaluhu bize. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
Rabbinin huzurunda durmaktan böyle çekinerek nefsini de kötü arzulardan uzaklaştıranlar için, yani Allah'ın, Rabbinin huzurunda duruyor ama kötülüklerden uzaklaşarak. Aslında bir fiili emrediyor. Kötülüklerden de uzaklaşarak. Şöyle bir örnek vereyim ben. Ne kadar uyar? İnşallah uyar. Mesela şurada bir musluk var. Musluğa hortumu taktınız, işte 100 metre ilerideki bir bahçeyi sulayacaksınız. Bu musluğu açtığınız zaman bu su oraya gider mi? Gider. Normalde gider. Ama zaman zaman bu musluğu, hortumda delikler var. Delik. Sizin bu suyunuz ne kadar çok tazikli olursa olsun bahçenize gitmez. Niye? Hortum delik. Başka oraya varıncaya kadar hep yolda akıyor. Boşa gidiyor. Tükendi. Günahları buna benzetebiliriz diye düşünüyorum. Hani Cenab-ı Allah salih amel istiyor ama bir taraftan da böyle bizim yırtıklarımız, deliklerimiz var. Yamamak lazım. Günahlarımız var. İşte tevbe istiğfar ile efendim salih amellerle biz o deliklerimizi kapatacağız. Yırtıklarımızı yamayacağız ki su bahçemize aksın. Hedefe ulaşsın. Hedefe ulaşsın. Allah'ımız buna işaret ediyor. İşte bunu yaparsanız diyor, fe innel cennete hiyel me've. Varacağınız yer cennetten başka bir şey değildir buyuruyor Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri. Bir duamızla inşallah bugünümüzü, sohbetimizi kapatalım. Hep beraber elimizi de açarak, gönlümüzü de açarak amin diyerek. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Rabbel Alemin. Ey gücü her şeye yeten, her işinde hikmet bulunan Yüce Allah'ımız. Yokları var eden, varları yok eden sensin Ya Rabbi. Rehberimiz, önderimiz, peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefkat kanatları ve İbrahim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin tevhid şemsiyesi altında sana ellerimizi, gönlümüzü açtık. İçimizi sana döküyor, sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Rahmetine sığındık, kapına geldik. Merhametine sığındık, affına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Peygamberimizin ahlakını bize lütfeyle ya Rabbi. Amin. Peygamberi bir duruş ihsan eyle ya Rabbi. Peygamberi bir inkılap lütfeyle bizlere ya Rabbi. Peygamberi bir iman, peygamberi bir akıl, bir bakış, rey, zeka ihsan eyle bizlere ya Rabbi. Kafirlerden, sapmışlardan, sapkınlardan eyleme ya Rabbi. Peygamberini unutanlardan eyleme. Özüyle, sözüyle doğru, dürüst, salihlerden eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede sana ellerimizi açtık, gönlümüzü açtık. Senin kapını tanıdık. Senin kapını çalıyoruz. Sen sana açılan elleri boş çevirmezsin. Kapına gelenleri boş çevirmezsin. Ya Rabbi diyenleri yüzüstü bırakmazsın. Bizi yüzüstü garip, yetim bırakma ya Rabbi. Amin. Dualarımızı karşılıksız bırakma Allah'ım. Amin. Ellerimizi boş, gönlümüzü nahoş bırakma Allah'ım. Amin. Ey kalpleri çeviren, gözleri, gönülleri döndüren, geceyi gündüzü birbirine bağlayan, gündüzü aş için, geceyi de istirahat için yaratan, bütün güzellikleri de yine insan için yaratan, cenneti de insan için var eden sensin Yüce Ya Rabbi. Bizleri cehennem azabından, fitneden, fesattan, her türlü bela ve musibetlerden, gözü dönmüş, hak tanımaz, dosttan, düşmandan sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Gaffar sensin, Settar sensin, Kahhar da sensin Ya Rabbi. Cebbar da sensin Ya Rabbi. Ayıplarımızı örtüver. Günahlarımızı siliver.
Düşmanlarımızı alıver ya Rabbi. Ya Rabbi, seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rüküye bükülen beller hürmetine, kalplerimizi huzur, kabirlerimizi nur ile dolduruver ya Rabbi. Aşılmaz yokuşları açtırıver. Çıkılmaz yolları çıktırıver ya Rabbi. Bizim yükümüz ağır, günahımız ağır. Altından kalkamayacağımız yükleri bize verme ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, azabından koru bizleri ya Rabbi. Gazabından koru bizleri ya Rabbi. Şeytanlardan, kötülerden, kötülüklerden, ahireti unutturan dünya zinetlerinden, ölümü unutturan dünya lezzetlerinden sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Biz senin gibi bilemeyiz. Sana hakkıyla ibadet de edemeyiz. Seni hakkıyla zikir de edemeyiz. Biz aciz, sen kadirsin. Biz fani, sen bakisin. Güç sahibi sensin ya Rabbi. Yaratan sen, Rahman sen, yüce olan sensin ya Rabbi. Bizlere başarı ihsan eyle. Düşmanlara karşı güç, kuvvet, kudret ver bizlere ya Rabbi. Müslümanları her iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi kıyamete kadar payidar eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı bize güç ver ya Rabbi. Bize şuur ver. Bizi birbirimize düşürme ya Rabbi. Milli birliğimizi, bütünlüğümüzü zedeleyecek her türlü davranışlardan sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kahraman ordumuza karada, havada, denizde yardımını lütfeyle ya Rabbi. Silahlı güçlerimize, güvenlik güçlerimize güç, kuvvet, sabır ihsan eyle ya Rabbi. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin dirlik ve selameti için gayret eden bütün devlet büyüklerimize de güç, kuvvet, kudret, sabır ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Anadolu fatihlerinden, Alparslanlardan, Sultan Fatihlerden, gelmiş geçmiş tüm ecdadımızı, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, bu vatanı bize emanet eden bütün şehitlerimizi, gazilerimizi yüreğine taş basarak, kuru ekmek bulamadığı için ot yiyerek, gövdesini kurşuna siper ederek, göğsünde Kur'an, kalbinde iman, elinde al bayrağı ile gece gündüz demeden, cepheden cepheye koşan kahpe kurşunlara karşı gözünü kırpmadan, bu cennet vatanı bize emanet eden dünkü ve bugünkü bütün şehitleri, gazileri rahmetle, minnetle, iftiharla anıyoruz, yad ediyoruz. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Şefaat ehlinin şefaatine nail eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bizi başkalarına muhtaç etme. Bizi namerde muhtaç etme. Nimetini esirgeme bizden ya Rabbi. Üzüntülerimizi sevince, sıkıntılarımızı huzura çeviriver ya Rabbi. Kalplerin Rabbi sensin. İçimizdeki kin, garaz, haset, fesat, fitne duygularını sevgiye, merhamete dönüştürüver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz, sana teşekkür ediyoruz, sana dua ediyoruz. Senden istiyoruz bizlere hayırlı ömürler, hayırlı kazançlar, hayırlı nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Sana hamd, Resulüne salavat, bütün müminlere huzur ve selamet. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için, sağlık, huzur ve afiyet için, bilhassa Allah rızası için, El-Fatiha. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Geceniz hayırlı olsun.
Sizler de bizlere dua edin inşallah. Birbirimize dua edelim. Kardeşlerimiz için, yanımızda olmayan dostlarımız için dua edelim. Kabul dualardan birisi odur malumunuz. Geceniz hayırlı olsun, bereketli olsun. Hakkınızı helal edin.